Bismillahirrahmanirrahim. İza zulziletil ardu zilzalaha ve ahrajatil ardu athqalaha ve qalal insanu ma laha yawma idhin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yawma idhin yasturun nasu ashtatan li yuraw a'malahum فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين بقلب سليم. Değerli insanlar, güzel kardeşler, cumamız mübarek olsun. Dünümüz, günümüz ve meçhul sonumuz mübarek olsun. Bizimle bereketlensin günler. Yaptığımız güzelliklerle, iyiliklerle bereketlensin. Aklımız güzel düşüncelerle, üreten düşüncelerle bereketlensin. İdrakimiz, irademiz bereketlensin. Dilemeyi öğrensin. Doğru dilemeyi, seçmeyi, tercih etmeyi, seçenekler içinden doğrusunu işaretlemeyi öğrensin, bereketlensin. Vicdanımız bereketlensin. Pasifken aktif olsun. Harekete geçsin. Durdurmasın. Alttan vursun. Yanlış yaptığımızda bağırsın, haykırsın. Üstünü örtünce biraz daha fazla bağırsın. Bilincimiz bereketlensin. Anlayalım. Farkındalık sahibi olalım. Fark edelim. Anlamı arayalım. Amacı arayalım. Anlamın ve amacın peşine düşen nin peşine de anlam ve amaç düşer. Depremi okumak. Deprem okunacak bir şey midir? Evet. Kainatta olup biten her şey okunmayı bekleyen bir ayettir. Deprem de aslında evrenin her tarafında üretilen bir ayettir. Kainat sadece bizim galaksimizden ibaret değildir. Bizim galaksimiz güneş sistemimizden ibaret değildir. 300 milyardan fazla güneş sistemi vardır. Milyarlarca, yüz milyarlarca da galaksi vardır. Ve dolayısıyla bu yüz milyarlarca galaksinin içinde neler vardır, neler vardır kim bilebilir ki Allah'tan başka? Onun için deprem okunmayı bekleyen bir ayettir. Ve güzelliklerden biri de Kur'an'da deprem suresi diye bir surenin olması. Zilzal suresi, zelzele suresi. İde zülziletil ardu zilzeleha. Yeryüzü büyük bir sarsılışla sarsıldığı zaman ve ahracetil ardu efkaleha ve yeryüzü içindeki ağırlıkları dışına çıkardığı zaman, yani için dışına döndüğünde ve kalel insanu ma leha, insanoğlu der ki buna ne oluyor? Ne oldu şimdi buna da böyle dellendi, böyle hareketlendi der. يَوْمَ اِذِنْ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا İşte o gün haberlerini kendi dilinden verir yeryüzü. Her şeyin bir dili var. Kuşların dili var, kurtların dili var, otların dili var, ağaçların dili var, cansızların da bir dili var. Dağların, ovaların, vadilerin, eğer okumayı bilir, dinlemeyi bilir, onu okumayı bilirsen okursun o mesajı. Dağlardan okursun o mesajı. Bakarsın bir dağ, Allah Allah. Bu dağ volkanik bir dağ. Bizim Erciyes gibi. Eteklerinde bir mis var. Bakarsın bazı yerlerinde ise kara simsiyah volkan taşı. Ha, orada okursun ki tamam, bu bir zamanlar püskürmüş.
bu yeryüzünün bacası olmuş. Düdüklü tencerenin içi dolmuş ve patlamasın diye düdüğü ötmüş. Oradan havanın fazlasını dışarı vermiş. Verirken içini dışarı çıkarmış. Haberlerinden vermiş, haberlerini vermiş. Sana haberini vermiş. O haberden alır bilim adamları, jeologlar bir parça laboratuvara götürürler. Ha derler, Erciyes'in son patlaması 300 bin yıl önce. Tamam, bu bir haber, bu bir okuma, bu bir ayet okuması. Ha, daha ne olmuş? Erciyes'in patlaması mantonun altındaki sıvı tabakadan ya da dış çekirdekten ya da manto ile dış çekirdek arasındaki eriyik tabakasından. Bu da bir okuma. Bir deprem okuması. Daha haberini veriyor çünkü. Veyahut da Karadeniz'de sahilde gidiyorsunuz şöyle. Ordu, Rize önlerinden bir tekneyle gezdiğinizi düşünün. Başınızı şöyle sağa çevirdiniz. Allah Allah. Öyle bir şey var ki, jeoloji var ki, özellikle yüzey topografyası. Kat 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 kat. Bakarsınız. Ne bu şimdi? Ne o biliyor musunuz? Milyonlarca yıldan beri suların getirdiği çökeltiler. Sedimenter denir o kayaçlara. O çökeltiler birikmiş birikmiş, basınç birikmiş üstüne kat kat olmuş. Allah Allah. Demek ki büyük bir buz çağı gelmiş, burada azalmış. Buz çağı çözülmüş, çok büyük bir su gelmiş, burada çoğalmış. Şurada siyahlaşmış, demek ki burada malç getirmiş. Yani bitki artıkları, yani ezilmiş, dövülmüş, ufalanmış bitki çer çöpünü bastırmış, sıkıştırmış. Bu da bir okuma bakınız, yeryüzü haberlerini veriyor. Dolayısıyla bin bir türlü okuma mümkün. Yani gidersiniz işte Ege koylarına. Akbük koyu diyelim. O koylarda şöyle bakarsınız, son kireç taşı sahiller. Bambaşka bir şey söyler size. Ne der? Kireç taşları der ki, ben bir zamanlar canlıydım. Ben bir zamanlar karbon idim. Dolayısıyla insan kemikleri gibi hayvan kemikleri ya da fosilleşmiş hayvanların katmanlaşmış kayaçlarıyım ben. Şimdi beton yapıyorsunuz ya öğütüp de beni. Ben aslında bir zamanların canlısıydım. Hani beni yakınca alçı oluyor ya. Yakınca başka bir şey oluyor. Öbürlerini alçı yapamazsınız. Ama beni yaparsınız. Hani bazen öyle bir basınç altında, öyle bir ısı altına geliyor ki mermere dönüşüyorum ya ben kireç taşı olarak. İşte o ben, yani bir zamanların canlılarıydım. Mikrobiyolojik canlıları. Dolayısıyla şimdi beni çıkardınız, öğütüp beton yapıyorsunuz. Yakıp alçı yapıyorsunuz. Biraz farklı efendim basınç altında kalanları da mermer yapıp tezgah yapıyorsunuz. Bakın canlıydım, geldim, size bina oldum. Yine beni kullanıyorsunuz. Bu da bir okumadır. Okuyorsunuz aslında. Onun için haberlerini veriyor. Yani yevme izin tuhadditu ahbaraha. Evet. Devamı. Aslında bütün burada bir deprem üzerinden insanın yaptıklarının hesabını bir gün mutlaka vereceği dile geliyor. Yani şu söyleniyor insanoğluna, insanoğlu, yeryüzüne haberlerini soran Allah sana yaptıklarının hesabını sormayacak. Ey insanoğlu, dilsiz dağları konuşturan Allah senin gibi dilli bir canlıyı konuşturmuyor. Ey insanoğlu,
senin de yaptıklarını haber verecek elin, ayağın, gözün, kulağın yok mu? Yani bir gün gelecek diline bile ihtiyaç kalmayacak. وَتُكَلِّمُنَا اَيْد۪يهِمْ bize elleri konuşur. وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ ayakları şahitlik yapar. Onun için Allah'ı atlatamayacaksın. Allah'ı ekemeyeceksin haşa. Allah'ı böyle bir kaydırırsak, uyutursak efendim ne yaparız? Allah'ı uyuturuz, istediğimizi yaparız. Veya unuttururuz. Unuttururuz. Yok öyle. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى zerre kadar hayır, zerre kadar şer. Bunun üstüne çıkar da biri derse ki zerre kadar hayır, zerre kadar şerri mutlaka göreceksiniz diyen Kur'an'ın üstüne çıkar da biri derse ki falanın şefaati, sen de ona kibarca öllüğün körü dersin. Anlatabiliyor muyum? Bizim Kayserili olsa öyle söyler. Onun için dünyada o kadar torpile alışkınsınız ki ahireti de kendinize benzeteceksiniz. Öyle zannettiniz öyle mi? Ahirette de torpil yapacaksınız öyle mi? Yalan, yalayın avcunuz. Allah'ı kendinize benzetemezsiniz. Yok öyle ya. Ver. Diyecek. Deprem nasıl okundu? Bir, uydurulmuş dinin deprem okuması. İki, Kur'an'ın depreme yaklaşımı, indirilmiş dinin, vahyin depreme yaklaşımı. Üçüncüsü, bizim insanlar olarak depremde nasıl davrandığımızdan yola çıkarak bir deprem okumamız, sosyolojik bir deprem okuması. Ve tabii sosyopsikolojik bir deprem okumamız. En az 3 okuma yapabiliriz. Uydurulmuş dinin deprem okumasının yeni versiyonlarını gördük. Eski versiyonları vardı. Allah'ın belası bir cübbeli satıcı var. 99 depreminde hala var o video, izleyebilirsiniz. Diyor ki, deprem diyor, Sakarya'dan çıktı, geldi. Falan semtte durdu diyor. Niye durdu? Çünkü orada Allah'ın evliyaları var diyor. Tuttular onu diyor. Tuttular. Diyor. Falan yerde başladı. Ama diyor bir tutar, iki tutar, üç tutar. Onlar da artık canları sıkılır diyor. Bırakırlar diyor. Bırakırlar. Ne haliniz varsa gör derler. Şuna bak ne olmuşsunuz? Allah'ın CEO'ları var. CEO. Anlatabiliyor muyum? Yani Allah patron, bir de CEO'su var. O CEO'nun da elemanları var. Onlara iş yaptırıyor. Yeryüzünde tüm tasarrufu onlara yaptırıyorlar. Allah bu arada ne yapıyor? O emekli canım. Haşa. Yani tanrılar konseyini kurmuş adam. Aynen Yunan paganizminde olduğu gibi 12 tanrı konseyi. Aynen Hindu paganizminde olduğu gibi 33 tanrılar konseyi. Dolayısıyla aynen Mısır paganizminde olduğu gibi yine orada da 12 tanrı konseyi. Dolayısıyla aynısı Roma paganizminde de var. 12 tanrı konseyi. Konseyi kurmuşlar. Biri baş tanrı, diğerleri de yardımcıları. Görüyorsunuz değil mi? Aynısını taşımışlar içimize. Yani orada diyor ki orada tuttular diyor. Orada tuttular. Hepsini de kendisi biliyor. Bizim hiç haberimiz yok bunlardan. Bu aslında bunun üstüne bir başkası çıkıyor. Deprem diyor Manisa'ya geliyordu. Efendim ben istemedim ama diyor Allah dedi ki diyor efendim bana izin verdi diyor. Manisa'ya gelen depremi duydurdum diyor. İzlediniz mi onu? İzleyin izlemeyenler. Efendim. İşin ilginci o zaten. Doğulular. Yapacak yeriniz yok siz. Batı ne varsa size gönderiyor. Ne varsa. Bize batıdan geliyor.
biz batıdan çektiğimiz yetmiyor, bizim batı da doğuya gönderiyor. Görüyorsunuz değil mi? Efendim Allah doğullara yardım etsin. Onlar neye gönderiyorlar acaba depremleri? Onu bilmiyorum. Bu şarlatan ciddi ciddi söylüyor ve el öpme kuyruğunda insanlar. Yani aslında bu belayı biz ediyoruz başımıza. Bela ediyoruz. Ve bu uydurulmuş din bu ümmeti öyle bir sömürdü ki hiçbir sömürgeci güç bunlar kadar insanımızı sömürmemiştir. Onu söyleyeyim. Onun için bu topraklarda, Müslüman şarkta hangi sorunu ele alırsanız olun, alın. İster teolojik, ilahiyat sorunu, din sorunu, ister sosyolojik, ister ekonomik, ister politik, ister bilimsel, ister sanatsal, hangi sorunu ele alırsanız alın, sonu gider uydurulmuş dine varır. Oraya yaslanır. Orayla hesaplaşmadan sorunu halledemezsiniz, onu söyleyeyim. Çünkü orada bir kökü olmadan bu dallar buralara gelmezdi. Orada bir kök var. Onun için bu böyledir. Uydurulmuş dinle mücadele şark toplumunun bir numaralı görevidir. Başka türlü çıkamazsınız içinden. Yoksa kendinize yalan söylemeye devam edin. Buyurun yalanlarınızla yaşayın. Evet, gül gibi yaşayabilirsiniz. Ama yalandır, onu söyleyeyim. Kendinizi aldatıyorsanız başkasının sizi aldatmasına gerek yoktur. Kendinize yalan söylüyorsanız başkasının size yalan söylemesine gerek yoktur. Ki en tehlikeli yalan kişinin kendisine söylediği yalandır. Evet, bu anlamda o da öyle söylüyor. Bir profesör, sosyoloji profesörü İstanbul'da profesörlük yapıyor. Cebimizden maaş veriyorlar bunlara. Yani adam diyeceğim de değil, gerçekten değil. Eskiden çok kibardım. Meğer benim kibarlık zannettiğim şeyler hakikati gizlemekmiş. Meğer hakikate karşı kabaymışım. Ben kendimi kibar zannediyordum. Şimdi hakikate karşı kibar olmayı seçtim. Anlatabiliyor muyum? Onun için eskiden tevazuyu skolyoz olmak zannederdim. Böyle. Omurga hastalığı. Anlatabiliyor muyum? Meğer tevazu hakkı görünce boyun eğmekmiş. Hakkı kabullenmekmiş. Meğer kibir, eskiden kibri böyle durmak zannederdim. Oysa aslında omurganın hakkıymış böyle durmak. Yoksa yamulurmuşsunuz. Anlatabiliyor muyum? Omurganın hakkıymış. Peki neymiş aslında kibir? Kibir hakka hayır demek, teslim olmamakmış. Hak anlatılıyor ama sen hala ön yargında direniyorsun. Buymuş. Bu adam çıkmış diyor ki, iki demeci var, birini ben retweet etmiştim. Bir tanesi, çocuklara diyor evlenme yaşına itiraz ettik diyor, şeriatın evlenme yaşına başımıza ondan geldi defrem diyor. Evlenme yaşı da kaçmış? Ulemanın ittifak ettiği bir evlenme yaşı var mı? Yok, sıfırmış, evet. İslam'da evlenme yaşı yok diyor, onun İslam'ında. Allah'ın İslam'ında değil. Orada ayet açık. Rüşt yaşıdır. Anlatabiliyor muyum? Yani aklı tam çalışacak. Bu da bugünün yaşıyla 17, 18, 19'dur. Hatta o zaman da rüştüne ermiyorlar havuş efendim. Dolayısıyla onun evlenme yaşı bebeşikteyken bekliyor, biliyor musunuz? Beşikteyken eğer bir kız çocuğunun nikahı kıyılırsa fakihlere göre bu nikah caizdir. Allah sizin tamam vazgeçtim. Gerisini siz içinizden dersiniz. Evet. Bu din değil. Bu dini katletmektir. Ve bu adam düşünün, bu milletin vergilerinden maaşını alıyor ve sosyoloji profesörü ve bu saçmalığı söyleyebiliyor. Yani çocuklarımızı dinden çıkarmak için birini görevlendirseniz anca bu kadar yapabilir. Evet. Anca bu kadar yapabilir. Evet.
Bir başkası demeci de vardı. Onu ben paylaşmıştım. Bakabilirsiniz. Saçmalamanın biri bini bir para. Böyle devam ediyor. Uydurulmuş dinin deprem. Bunları nereden çıkardılar? Nasıl çıkardılar? Elazığlı bir taleben telefon ediyor, mühendis bir taleben. Hocam Allah rızası için bunlara bir şey söyleyin. Bizi zina ile itham ediyorlar. Zina etmeseydi Elazığlı deprem olmazdı. Haklılar, dinlerince haklılar. Bukhari'yi açın bakın. Evet, bir yerde deprem oluyorsa sebebi zinadır. Tabii. Haklılar da Allah Resulü'nün diline böyle bir yalanı koyma konusunda çok cesurlar. Ve cehennemdeki yerine hazırlansınlar. Altına Bukhari yazınca, Bukhari kitabına alınca Allah Resulü adına yalan söylemek caiz oluyor. En tehlikeli taş beyaz taştır demiştim pirincin içindeki. Öyle ya. Las Vegas Allah'ın müttaki kullarıyla dolu. Üç deprem olmuyor. Çok ilginç değil mi? Çok, çok ilginç. Çok ilginç. Ne yapsak acaba? Tümü oraya mı taşınsak hep beraber? Yoksa Las Vegas'ı buraya taşıyıp her vilayetimizi Las Vegas mı yapsak? Ne dersin? Filipinlere ne dersiniz? Ha, çiçek sulamaya gidenler? Efendim, Allah aşkına siz delirdiniz mi? Dünya zina skalası yapsanız Elazığ kaçıncıya gelir? Siz delirdiniz mi? Siz nasıl bir türsünüz? Yine aynı söyleyeceğim. Yani kapasitem çok büyük değil. Onun için küfürcü tutayım diyorum, o da olmuyor. Nasıl bir yaklaşım bu? Evet, bu aslında metafizik yorum. Metafizik deprem yorumu. Metafizik deprem yorumu yapacaksan eğer bir şey boynuna farz olur. Nedir? Fizik bilmek. Anlatabiliyor muyum? Fizik bilmeden metafizik konuşma. Fizik bilmeyene metafizik haramdır. Niye? Sen fizik bilmiyorsun ki. Yani yeryüzünün nasıl çalıştığını bilmiyorsun. Allah'ın fiziki yasalarını bilmiyorsun. Allah'ın tabiat kanunlarını bilmiyorsun. Allah'ın yeryüzüne koyduğu yasaları bilmiyorsun. Jeolojik yasalarını bilmiyorsun. Bir kere şuna karar verelim. Deprem felaket mi, değil mi? Deprem nimet mi, bela mı? Deprem nimet. Deprem Allah'ın nimettir. Yeryüzünde canlı hayat varsa deprem sayesindedir. Acele etmeyin. Vaktimiz var mı? Ne kadar veriyorsunuz bana? Yahu sizin de hiç işiniz gücünüz yok birader. Yani efendim iş adamları var, efendim şeyler var. Memurlar tatil değil mi? Tatil mi? Yok değil. Tamam, çok almayacağım. Bir 15 dakikanızı alacağım. Deprem nimettir. Deprem bela değildir. Şunu söyleyeyim. Depremler olmasaydı yeryüzünde hayat olmazdı. Yeryüzü 4 milyar 600 milyon yıl yaşında. Bu yaşı nereden tespit etmişler? Bu yaşı yeryüzündeki minerallerin yarılanma ömründen tespit etmişler. Yani bu yaş kesin bir yaş. Yeryüzündeki en eski kaya yaşı 4 milyardır. Avustralya'da tespit edilmiştir. Dolayısıyla kayaların yaşından yola çıkarak yeryüzündeki en eski kayayı buluyorlar. En eski kayayı bulmuş oluyorlar aynı zamanda. 4 milyardır. 600 milyon yıl yeryüzü ateş topuydu. Ateş topu. Uzaydan, yani yeni oluşuyor bebek dünya. Bebek dünya etrafındaki molozları topluyor. Kar topu teorisi denir buna. Maddenin çekim gücü var. Gravitasyon. Çekim gücü var.
Madde büyüdükçe çekim gücü de büyüyor, artıyor. Çekim gücü arttıkça etrafındaki, yörüngesindeki tüm molozu topluyor. Çünkü biz yıldız topuyuz. Carl Sagan'ın dediği gibi. Biz yıldız tozuyuz. Dolayısıyla önceden bir yıldız patlamış, birinci nesil yıldız. Ve bulunduğu bölgenin tamamına zerrelerini yaymış, Kızıldev olmuş, ondan sonra patlamış, ondan sonra yaymış. O yayılan tozlardan biz ikinci nesil yıldızlar oluşmuşuz. Allah öyle irade buyurmuş, yasasını öyle koymuş. Ve dolayısıyla bu çekim gücüyle yeryüzü oluşmuş. Sistemimiz oluşmuş, güneşimiz oluşmuş. Güneşimizin kütlesi çok büyük olduğu için basınç çok büyük olmuş. Basınç çok büyük olduğu için 27 bin dereceyi aşınca nükleer yanmaya geçmiş. Fosil yanmadan nükleer yanmaya geçmiş. Nükleer yanmada artık reaktör olmuş. Yani hidrojeni helyuma çevirmeye başlamış. O ayrı bir hadise. Yeryüzü çok büyük olmadığı için göbeğinde ateş başlamış, ateşlenmiş. O sıkışma, sürtünme ateşlemiş yeryüzünün çekirdeğini ama 6000 dereceyi geçememiş. Geçemeyince de gezegen olmuş. Ve şimdi kalbi atıyor. Kalbi atıyor yeryüzünün. Mars'ta bir zamanlar su vardı. 4 milyar yıl önce su vardı. Şimdi yok. Mars'ta dereler var. Mars'ta göller var. Mars'ta denizler var. Mars'ta püsküren dağlar var. Lavlıklar var. Ama Mars'ta hiçbiri yok. Hepsi ölmüş. Çünkü Mars'ın kalbi durmuş. Şu anda Mars'ın kalbinde bir ateş yok. Atmıyor. Anlatabiliyor. Soğumuş. Çekirdeği soğumuş. Onun için de Mars'ın yüzeyindeki o büyük kalkan, manyetik kalkan yok olmuş. Manyetik kalkan, bizim manyetik kalkanımız var. Çekirdekten kaynaklanıyor. Yeryüzü bir dinamo gibi. İç tarafı tersine döner, şöyle, yeryüzü de böyle döner. Dolayısıyla dinamo gibi elektrik üretir. Ve manyetizma üretir. Bu manyetizma güneşten gelen zehirli, öldürücü ışınları engeller. Onun için biz şu anda hayat olarak hayatın içinde yaşıyoruz. Yeryüzünde hayat böyle mümkün oluyor. Bu bir kalkandır. İkinci kalkanda efendim yeryüzünün etrafını saran atmosferdir. Atmosferin 7 tabakasıdır vesaire. Bu anlamda yeryüzünün önce tabakası dış kabuğu var. Her şey dış kabuğun üzerinde. Tüm canlı hayat. Aşağıda can yok. Tüm canlı hayat dış kabuğu. Hatta dış kabuk, yani bahçeyle uğraşanlar bilirler. 1 metre derine indiğinizde bitiyor orada. Orada. Her şey orada. Aslında orada öyle uzun yüzyıllarda oluşmuş ki 1 santim toprağın oluşma süresini biliyor musunuz? 1 santim toprak, 300 yıl. 1 santim toprak, 300. Ne kadar değerli. Ne kadar değerli. Onun için onun altında manto tabakası var. Onun altında sıvı ve aslında gaz karışık bir tabaka var. İşte manto tabakası ve üstteki kabuk bunların üzerinde yüzüyor. 4 milyar yıl içinde bu kabuklar kıtalaşıyorlar ve suların içinde birleşiyorlar, ayrılıyorlar. Birleşiyorlar, ayrılıyorlar. Bu birleşme ve ayrılma 5 kez olmuş. 500 milyon yıl sürüyor ortalama. Bir birleşme, ayrılma. Şu anda tam ortasıyız 5. bir ayrılmanın. Şu anda tam ortasındayız. Yani continental drift, drift dedikleri bir olay. Kıtasal sürüklenme. Dolayısıyla Arabistan Yarımadası bizi itiyor. Afrika Arabistan Yarımadası'nı itiyor. Biz Avrasya'yı itiyoruz. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir itiş var. Her kıta 1 ila 2,5 santim arasında her yıl hareket ediyor. Mesela Van Gölü tarafı biraz daha kalkıyor.
Himalayalar yükseliyor, haberiniz var mı? İnmiyor, yükseliyor. Dolayısıyla yeryüzü hareket halinde. Bu hareketten hayat doğuyor. Bakınız nasıl doğuyor? Bir, eğer bu hareketler olmasaydı, yani depremler olmasaydı, yer kırıklarından yeryüzüne gübreler, fosfat ve sülfür ve diğerleri fışkırmayacaktı. Anlatabiliyor muyum? Bu bir. İkincisi, yeryüzünde ne kadar sıcak su var, ne kadar kaplıca var, ne kadar ılıca varsa hepsini depreme borçlusunuz. Depreme borçlusunuz. Üçüncüsü, yeryüzünde tatlı su depoları olan dağların içindeki tatlı su depoları ve ovalar ve çöllerin altındaki su depoları, akiferler, hepsini depreme borçluyuz. Yeryüzündeki yüzey işaretlerini, kırılmaları, vadileri, ırmakları, dağları ve geçitleri depreme borçluyuz. Yeryüzü bize yol açar, yol açıyor böylece. Dolayısıyla hayatı depreme borçluyuz. Allah'ın deprem yasasına. Deprem olmasaydı hayat olmazdı. Peki niye ölüyoruz hocam? Aptallığımızdan, sorumsuzluğumuzdan, akletmeyişimizden, Allah'ın yasalarına riayet etmeyişimizden, ellerimizle yaptıklarımızdan. İnşaata hakkını vermiyor. İnşaatı yapıyor. Altı galeri yapmak için kolonu kesiyor. Nasıl bir şey? Bakın daha Elazığ depreminden bahsediyorum. Kolonu kesmiş. İçeri araba sokacak. Allah'tan korkmaz. Taammüden, cinayetten yargılamak lazım. Hoş, ailesinin tamamı gitmiş. Kendisi kalmış. Bu da Allah'ın işi diye düşünüyorum. Evet. Yani sevmiyorum, sevinemiyorum. Yani ölse daha iyi insan. Dayanamaz böyle bir şeye. Bu kadar insanın katilisin. Aynısı geçen sene Kartal'da oldu. Hatırlıyor musun? Depreme ihtiyaç var mı? Bizim Anadolu irfanının depreme ihtiyacı yoktur. Anlatabiliyor muyum? Düğün salonu yapmak için aşağıyı keser, kolonu keser. Yani ayaklarını kesiyorsun adamı, ayağa kalk diyorsun. Ayakta dur diyorsun. Nasıl dursun? Geçen sene Kartal'da 3-4 katlı bina yere inmedi mi? İçindekilere mezar olmadı mı? Aynı şey 99 depreminde olmadı mı? O da galeri yapmak için kesmiş. Dolayısıyla hakkını vermiyor. Yaptıysa da böyle yapıyor. Ondan sonra denetleme görevinde olan kurumlar hakkını vermiyor, denetimin denetlemiyor. Bu konuda yasal düzenleme yapması kurumlar da yeterli yasa çıkarmıyor. Yasayı çıkarıyor, uygulamıyor. Daha beterini yapıyor. İmar barışı diye bir uygulama yapıyor ki söyleyecek hiçbir şey bulamıyor insan. Söyleyecek. Yani halkına bana parayı verin, ölün diyor. Ölün. Dolayısıyla ölün siz de. Onun için bu. İtirazı olan var mı? Yok, itiraz dinlerim. Ama beni ikna edecek bir şartla. Efendim. Ve bütün bunları yapıyor, adını da kader koyuyor. Allah'a iftira atıyor. Peki ne oldu? Bu mu yani? Allah'ınızın aşkına bu mu? Buyurun. Az gittik, uz gittik, dere tepe düz gittik. Depremde ölmek kader midir? Haşa. Haşa. 8 şiddetinde deprem olacak. Kobe'de, Japonya'da 6 kişi ölecek. 7,4 şiddetinde 99'da deprem olacak. Yalova depremi, Gölcük depremi 36 bin kişi ölecek. Nasıl? O yüzden doğru. O zaman biz de onlardan olalım, öyle mi? Onlar Hristiyan da değiller. Evet. Ya putperestler, krallarına güneş tanrı derler, güneşin oğlu derler. Anlatabiliyor muyum? Hatta hiçbir şey değiller. Ona bile inanmıyorlar şu anda Japonlar. Evet. Demek ki neymiş? Neymiş? Aslında bu konuda
İşte bir soytarı çıkmış, onu da paylaşmıştım derste. Elini işte duvara koy, şu duayı oku, bir ay garanti veriyor. Niye bir ay ya? Duayı okudum, bir seneye çıkarsak bunu niye olmaz mı? Koy duvara diyor, oku duayı. Değil mi? Nasıl bir zihindir bu? Nerede yetiştirdiniz bunu? Çocuklarınızın deist, agnostik, ateist, nihilist olması için başka bir sebep aramayın dostlar ya. Buyurun, uydurulmuş din size yeter. Bol bol bahane veriyor zaten. Böyle bir dine inanan ondan beter olsun. Bu benim dinim değil. Ama arkasından buna inanan binler, yüz binler var. Hatta milyonlar var. Biz bu milleti nasıl uyandıracağız söyler misiniz? Bu dert beni mi gerdi ya? Niye sizi germiyor arkadaş ya? Niye ben helak oluyorum? Allah'ımızın aşkına yazık değil mi bana? İçinizden dertli, kaygılı, acılı, aşklı insanları bu kadar helak etmek reva mıdır? Paylaşın derdimi. Elemin bir yüreğin kârı değil, paylaşalım diyordu ya sevgili Akif'imiz. Elemin bir yüreğin kârı değil, paylaşalım. Yoksa ya dayanamayacağım ben buna. İnsan bütün bunları görünce ister istemez şunu diyor. Ya aklım ermeseydi, ya elim erseydi. Ya aklım ermeseydi, ya elim erseydi. Onun için başka çaresi yok dostlar. Yani bu akılla mücadele etmezsek eğer Allah üzerimizden elini çekti, çekti. Yani biz bir helakin içindeyiz. Siz eski kavimlerin helakini mi soruyorsunuz? Sormayın. Bu bir helak sürecidir. Ve biz de şu anda tam göbeğindeyiz. Evet, böyledir. İster kabul edin, ister etmeyin. Sizin etmeniz, etmemeniz de bir şey değiştirmiyor, onu söyleyeyim. Ne değiştirir peki? Bununla bitirelim. Kur'an söylesin son sözü. Rahat 20, efendim, 11. Eyvallah. İnne Allahe la yugayyiru ma bi kavmin hatta yugayyiru ma bi enfusi. Bir toplumu oluşturan bireyler, kişiler, kendilerini, özbenliklerini, kendilerini kendi tercih ve iradeleriyle değiştirmedikçe Allah bir toplumun gidişatını değiştirmez. Yani Allah sünneti böyle. Böyle çalışıyormuş. Rabbimizin çalışma tarzı buymuş. Onun için ya tutarız ya tutmayız. Bu da bizim tercihimiz olur. Rabbim bizi doğru tercih yapanlardan ve kendini değiştirenlerden kılsın.